Gobeller merhaba. 20. ünitemizin 9 numaralı köşe taşına geçiyoruz arkadaşlarım. Son 2 köşe taşımız kalmış zaten. Hemen bunları da bir gömelim, bitirelim işi. Şöyle odaklanma muhabbetini de bir ayarlayalım. Evet, bakalım ne diyor birinci sorumuz. Cemil, Bülent'in yaşındayken Akgün 11 yaşında. Bülent, Akgün'ün yaşındayken Cemil 15 yaşındaydı. Buna göre Akgül şimdi kaç yaşındadır diye bir soru sormuş. Şimdi Cemil'imiz var arkadaşlarım. Şuraya Cemil yazayım ben. Cemil C yaşında olsun. Bülent B yaşında olsun. Akgün'ümüz var. Bu da A yaşında olsun. Şimdi diyor ki Cemil Bülent'in yaşındayken. Cemil Bülent'in yaşındayken. Yani Cemil B olduğunda B iken diyor. Tabii ne kadar yıl öncesinden bahsediyor değil mi? Yaşındayken derken öncesinden bahsediyor. Mesela ben kardeşimin yaşındayken diye bahsediyorum değil mi? Geçmişten bahsediyor. Ne kadar yıl öncesine gitmiş? Demek ki Cemil daha büyükmüş arkadaşlarım. C-B yıl öncesine gittiğinde diyor. Akgün 11 yaşındaydı. Yani ben Akgün'ü de C-B yıl çıkartırsam ne olur Akgün bu durumda? A küçültüyorum tabii bu durumda. A eksi C artı B olur. Bu durumda da 11 yaşındaymış Akgün. Bülent Akgün'ün yaşındayken diyor. Şimdi buraya odaklanalım. Bülent A olduğunda diyor. Yani ne kadar yıl öncesinden bahsediyor? B eksi A yıl öncesinden bahsediyor bize. Cemil 15 yaşındaydı diyor. Tabii Cemil'i de şimdi hemen B eksi A yıl yaş geriye götürelim. C eksi B artı A olur ve bu durumda da Cemil 15 yaşındaymış dostlarım. Buna göre Akgün şimdi kaç yaşındadır diye bir soru soruyor. Hadi getirin bunları alt alta yazalım. A artı C eksi B de 15'miş. Toplayalım bu kerataları. B'ler gitti, C'ler gitti. Burası 26, burası da 2A oldu. 2A 26 ise Akgün de 13 yaşındadır diyebiliriz dostlarım. Şuna bakalım. Ayşe, Burhan ve Ceren'in bugünkü yaşları toplamı 26'dır. Hemen ilk denklemi kuruyorum. Ayşe, Burhan ve Ceren'in bugünkü yaşları toplamı 26'ymış. Ayşe, Burhan'ın bugünkü yaşına geldiğinde diyor. Şimdi bir yazalım bunları. Ayşe, A yaşında. Burhan, B yaşında. Öbürü de Ceren. C yaşında. Ayşe, Burhan'ın bugünkü yaşına geldiğinde, yani Ayşe büyüyecek, Burhan'ın yaşına erişecek dostlarım. Yani belli bir yıl geçmiş aradan. Tabii ne kadar yıl geçmiş? B eksi A yıl. Burhan daha büyük olduğu için geldiğinde diyor. B eksi A yıl sonra diyor bize. Bu kadar yıl geçtiğinde diyor. Ceren'in yaşı bu kadar yıl geçirilir. C artı B eksi A olur Ceren'in yaşı. Burhan'ın bugünkü yaşının iki katı olacaktır diyor. Yani bu eşitmiş Burhan'ın bugünkü yaşının iki katına. O zaman şurada hemen B'yi de bu tarafa atarsak dostlarım ya da B'yi bu tarafa atalım. C eksi A eşittir B oldu. Bu da bir dursun elimizde. Burhan Ayşe'den daha büyük olduğuna göre Burhan'ın yaşı en az kaçtır diye bir soru sormuş bize. Hemen getirip B yerine burada C eksi A yazsak biz. A artı C var. B yerine bir de C eksi A yazsak eşittir 26. Buradan A'lar gitti. 2C eşittir 26. Ceren eşittir 13 çıktı. Ceren'in yaşını bulduk. Şimdi Ceren 13 yaşındaymış. Peki, üçünün yaşları toplamı 26 ise Ayşe ile Burhan'ın yaşları toplamına da 13 kaldı mı dostlarım? Şimdi Burhan daha büyüktü değil mi Ayşe'den? O zaman Burhan mesela hani 13 olması için mesela 6-6 olsaydı 12 olacaktı. Demek ki Burhan daha büyük olduğu için 7 yaşında olabilir Burhan. He başka? Ayşe 5 yaşında olsa bu 8 yaşında olur. 4 olsa işte 9 yaşında olur gibi gittikçe büyür Burhan. Ama bize en az kaç yaşında olur diye soruyor. 7 yaşında olur diyeceğiz dostlar. Bu ne diyor? Temel'in bugünkü yaşı. Aha Temel. Bizim Temel. Temel'in bugünkü yaşı Tursun'un
2 yıl önceki yaşına eşittir diyor arkadaşlarım. Hadi bakalım bunu bir hesaplayalım. Şimdi Temel Dursun diyelim burada. Temel burada Dursun. Güzel oldu. Temel T, Dursun da D yaşında olsun. Temel'in bugünkü yaşı yani T, Dursun'un 2 yıl önceki yaşına eşittir diyor. Dursun'un 2 yıl önceki yaşına eşitmiş dostlarım. Dursun'un 4 yıl sonraki yaşı ise Dursun 4 yıl sonra D artı 4 olacak. Safinaz'ın 3 yıl önceki yaşına eşittir diyor. O zaman onu da yazalım siz. Araya bir de Safinaz koyalım. S olsun bu da. Dursun'un 4 yıl sonraki yaşı Safinaz'ın 3 yıl önceki yaşına eşittir diye bir soru sormuş. Hadi 3'ü buraya atalım. Dursun artı 7 de Safinaz'a eşitmiş. Peki hadi ne yapalım şimdi arkadaşlarım? 7'yi bu tarafa atsak D eşittir Safinaz eksi 7 olur. Ve buraya da getirip D yerine bunu yazsak dostlarım. Temel eşittir S eksi 7 eksi 2 olacak. Yani S eksi 9 olacak. Temel Safinaz'dan 9 yaş küçükmüş dostlarım. Temel doğduğunda Safinaz 9 yaşında olacak o halde. Safinaz madem ki 9 yaş daha büyük Temel'de, böyle olması gerekiyor. Peki. Zeynep, Özge ve Murat'ın bugünkü yaşları toplamı 59'dur. Yazalım o bir denklemi. Zeynep, Özge ve Murat'ın toplamı 59'muş. Zeynep, Özge'nin bugünkü yaşına geldiğinde. Şimdi onları bir gösterelim. Zeynep diyelim. Bugün Z. Özge, bugün Ö, öbürü kimdi? Murat. Murat da M yaşında olsun. Zeynep, Özge'nin bugünkü yaşına geldiğinde. Zeynep, Özge'nin yaşına geldiğinde. Demek ki Özge daha büyükmüş. Özge'den Zeynep'in yaşını çıkarttıktan yıl sonra diyor arkadaşlarım. Bu kadar yıl sonra Özge'nin yaşı 21 olacak diyor. Şimdi ne kadar yıl sonra? Özge'nin üstüne Ö eksi Z ekleyeceğiz biz. Bu kadar yıl sonra bu 21 yaşında olacakmış diyor. Yani ikinci denklemi bulduk. 2 Ö eksi Z eşittir 21 olacakmış arkadaşlar. Peki. 21 olacak. Özge Murat'ın bugünkü yaşına geldiğinde. Şimdi orayı hesaplayalım. Burası bitti artık. Özge Murat'ın bugünkü yaşına geldiğinde yani M olduğunda. Demek ki Murat daha büyükmüş Özge'den. Ne kadar yıl sonra diyor? M eksi Ö yıl sonra. Murat 27 yaşında olacak. Tabii Murat'ı da büyütelim hemen M'yi. M eksi Ö kadar büyütelim. Bu da ne olacakmış dostlarım? 27. İkinci denklemde bu. 2M eksi Ö eşittir 27'ymiş dostlarım. Bunu da biliyoruz. Murat'ın bugünkü yaşı kaçtır diye bir soru sormuş bize adamlar arkadaşlar. İşte elimizde 3 tane denklem var. Bunları tek tek çözeceğiz dostlar. İstersen şöyle de yapabilirsin. Murat'ın bugünkü yaşı. Şıkları deneyelim anasını satayım şöyle tek tek. Mesela 16'yı deneyelim. 16 yazarsak buradan 2 kere 16 32 gelir. 32'den özlemi çıkartınca 27 kalıyormuş. Özlem bu durumda ne olacak arkadaşlarım? 5 mi olacak? Murat'ı 16 seçtim. Özlem de 5 oluyor. Özlem 5 ise 2 kere özlem ne yapıyor dostum? 2 kere 5 10 yapıyor. 10'dan ne çıkarsa 21 kalır. Olmadı. Bu olmadı. Adana gitti. Edirne'yi deneyelim biz hemen bir de. Doğru cevap Edirne'ymiş. 2 tane 23 46 yapar. 23 seçtim şimdi Murat'ı. Bakalım doğru mu? 46 yaptı. 46'dan 27'yi çıkartırsak kaç çıkarsa 27 kalır diye soralım. 46'dan 3 oradan 13 yaparsak 40 19 olacak arkadaşlarım. Özlem 19'muş. Peki özlem 19 ise 2 tane özlem ne yapıyor bu durumda? 38 yapıyor. 38'den kaç çıkarsa 21 kalır diye soruyorum hemen kendi kendime. 38'den 17 çıkarsa mı? Evet, 17 çıkarsa bu da 17 yaşında oluyor o zaman. Doğrudur. Özlem 19, bu 17, Murat'ı da 23 buldu. Peki toplamları 59 oluyor mu? Toplayalım. 23, 17 daha 40,
19 daha 59'a ulaştı dostlarım. Evet, 23 doğru cevaptır diyebilirim. Ya da bu denklemleri çözseydik belki daha kolay olacaktı arkadaşlarım. Alt alta toplama yok etme metodu falan yapsaydık belki öyle daha kolay olurdu. Hangisi işinize gelirse artık. Evet, 9 numarayı gömdük. Sıra geldi 10 numaralı köşe taşımıza. Bakalım bu ne diyor. Ben bir de odaklanmaya da bakayım da. Tamamdır. Bugünkü yaşları toplamı 406 olan bir grup öğrencinin 3 yıl önceki yaş ortalaması 11'dir. Buna göre gruptaki öğrenci sayısı kaçtır diye bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi bunu şöyle çözelim dostlar. Yaşları toplamı 406. Toplam 406. Öğrencinin 3 yıl önceki, şimdi bir grup öğrenci ya, bunlar x kişi olsun dostlar. 3 yıl önce diyorsa toplamları şu oldu. 406 idi. X kişi var. Her biri 3 yıl geriye gidiyor. 3x geriye gidiyor toplamları. Yaşlarının ortalaması 11 diyor. X kişi olduğu için buraya da x yazdım dostlarım. Ortalama nasıl alıyordu? Toplam yaşları bölü kişi sayısı eşittir ortalama. Peki düzenlersek bunu, 406 eşittir eksi 3x eşittir 11x yapar. 406 eşittir 14x yaptı. X kaç olur diye bir soralım hemen şimdi. 29'muş arkadaşlarım cevabımız. Yani 14 ile 29'un çarpımı gerçekten 406 mı diye bakıyorum. 9 kere 4 36 elde var. 3 9 3 de 12. 2 kere 4 8. 2 kere 1 2 6 0 406 doğru. Evet, 29'muş arkadaşlarım sorumuzun cevabı. Geldim şuna. Bunu bir de kısa yolla çözecektim ama neyse boş verin. Yukarıda hocam zaten açıklamayı yapmış arkadaşlarım. Bir de şunu bakalım biz. Arif, Kerim ve Özgün'ün yaşları sırasıyla 3, 4, 7 ile orantılıdır. O zaman bu 3K olsun, bu 4K, bu da 7K'ymış. 5 yıl sonra, 5 yıl sonrasına gidersek bu 3K artı 5 olur. Bu 4K artı 5 olur. Bu da 7K artı 5 olur kardeşlerim. Üçünün yaş ortalaması 19 olacak. Yani yaşlarının toplamı bölü kişi sayısı 19 olacak diyor dostlar. E düzenleyelim. 3K, 4K'da buradan geldi 7K, 7K'da buradan geldi 14K yaptı. Artı 5, 5, 5, bir de 15 var. Bölü 3 eşittir 19. 3 ile 19'u çarpalım hemen. 57. 14K artı 15 eşittir 57. 14K eşittir 15'i çıkartırsak buradan 2, 42 kalıyor. K eşittir 3 çıktı dostlarım. Kerim'in bugünkü yaşı. Kerim hangisiydi? 4K. 4 kere 3, 12 çıktı sorumuzun cevabı. Evet, geldik buna. 11 arkadaşın bugünden 11 yıl önceki yaş ortalaması 11 olduğuna göre diyor bize dostlarım. Şimdi 11 arkadaş var, 11 kişi. Yaşları toplamı var bu keratalarım. 11 yıl önceki yaş ortalamasını bahsediyor. 11 kişinin yaşları toplamı 11 yıl önce. 11 çarpı 11'den 121 eksik olur bugünden arkadaşlar. Ve böyleyken diyor, yaşlarının ortalaması 11 olacak diyor bize. Peki. Bu 11 arkadaşım bugünden 11 yıl sonraki yaşlarının toplamı kaçtır diye bir soru sormuş bize de dostlarım. 121 küçüldü. 121 büyüyecek arkadaşlar. Yani şimdi bugünkü yaşları toplamı T ya. 11 arkadaş bunlar yine. 11. 11 arkadaşım bugünden 11 yıl sonraki yaşları toplamı T artı 121 olur bu durumda burası. Yaşlarının toplamı, toplamını soruyor. T artı 121'i soruyor bize. Ortalamayı sormuyormuş. Peki, şuradan hemen bunu bu tarafa atarsak 121 yaptı. T eşittir 121, 121 daha 242 mi yaptı dostlarım? T artı 121 soruyordu bize. 242 ile 121'in toplamı da 363 geldi. N kişinin bugünden T yıl önceki yaşları ortalaması A'dır. Şimdi N kişi var arkadaşlar. Bunların toplamına T diyelim. N kişi olduğu için bölü N. T yıl önceki N çarpı T olur arkadaşlarım. Yaşları toplamı
T yıl önce dediği için N kişinin her biri T yıl büyüdü. N T küçüldü toplamları. Böylelikle ortalaması A'dır diyor. Yani yaşları toplamı şu çıktı. N A eksi N T geldi. Bugünden T yıl sonra, şimdi T artı N kişiyi T yıl büyüttüm. Böyle N kişi eşittir. Yaşları toplamını soruyormuş yine. Şurayı soruyor bize. Bu eşittir soru işareti. T yerine NA eksi NT yazıyorum. Artı bir de NT buradan geldi. NA çıkıyormuş dostlarım. Sorumuzun cevabı tabii ki şıklarda böyle bir şey yok. Bir daha düşünelim nerede hata yaptık. N kişinin bugünden T yıl önceki yaş ortalaması A'dır. T yıl önceki. Toplamları T olsun. N eksi NT geliyor. Ha, burası NA artı NT oluyor arkadaşlarım. Eksi NT'yi bu tarafa atınca artı NT geliyor. Şurası NT. Ne oldu burası? NA artı 2NT oldu. Yani evet, cevabımız Ceyhan'ı paketledik dostlarım. Evet arkadaşlar, yaş problemlerinin de sonuna geldik dostlarım. Bir kez daha söyleyeyim kardeşler. Söylüyorum bunları videonun sonunda. Ben bu konu testi, tarama testine çok fazla zaman ayıramayacağım. Söylediğim şey şu. Diyorum ki siz konu testlerini, tarama testlerini çözün. Yapamadığınız sorular olduğu zaman onların numaralarını bana yazın. Ben onları biriktirip tüm kitap bitince en son sadece o soruları çözerim dostlarım. Eğer isterseniz, hani soracak kimseniz yoksa, böyle bir güzellik yaparım eğer isterseniz size dostlarım. Peki, hadi bakalım, kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle kardeşler.